Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 30. gündeyiz TYT Matematik kampımızın ve 40. videosunu paylaşıyoruz kampın. Nereden devam ediyoruz kampa barış yayınları TYT video ders kitabından hareketle devam ediyoruz. Kampımızı bu kitapla yapıyoruz bu kitapla bitireceğiz arkadaşlar. Konumuz çarpanlar ayırmanın ÖSYM bakışı idi ve hemen sana sayfa numarasını da söylemek istiyorum. Çarpanlara ayırma, ÖSYM bakış, işte tam olarak burada 127. sayfada bulunuyor. 127, 128, 129 ve 130. sayfalarda bulunan bu toplam 18 soruyu beraber şimdi eriteceğiz bu videoda. Eğer hazırsan geçelim derse. Evet, ilk sorumuzla başlayalım bakalım. Şimdi sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x küp artı y küp 3x kare y kareye eşitmiş. Buna göre buradaki ifadenin değeri soruluyor bize. Ee, ben sorulan değere baktığımda burayı x kare ile e, genişletsem mi acaba diye düşünüyorum. E, burayı x kare ile genişletsem benim bir işime yarar mı? Yoksa y kareleri ve x kareleri sadeleştirsem mi? Neyse biz şuradan bir ilerleyelim arkadaşlar. x küp artı y küp. Nedir arkadaşlarım? X artı Y parantezinde. E, x kare X kare artı değil eksi. Eksi X'ye ve artı Y karedir. Doğru mu? Ve bu neye eşitmiş? 3 çarpı X kare çarpı Y kareye eşitmiş. Peki buradan şimdi pek bir şey gelecek gibi durmuyor. Dolayısıyla ben e, buradaki kısmı şöyle yazsam şurayı x bölü y kare biçiminde yazayım. x bölü y kare artı y kare bölü y kare 1'dir. y bölü x kare y bölü x kare ve artı x kare bölü x kare de 1 yapar. Şimdi 1 ile 1'in toplamı zaten 2. Tamam. Bizim toplamamız gereken öncelikle şu ifade var. x bölü y kare artı y bölü x karemiz var. Artı bir de 2'miz mevcut. Bizden bu isteniyor. Ben burayı x kare ile Burayı da y kare ile genişletecek olursam üst tarafta x küp artı y küpümüz oluşur. Alt tarafta da x kare çarpı y karemiz oluşur ve artı 2 ekleyeceğiz. Aha aha geldi. Şu kısmı sildim hiçbir işime yaramadı. x küp artı y küp dediğim ifade 3 x kare y kareydi ya o halde ben şuraya bunu yazabilirim. 3 çarpı x kare çarpı y kare bölü x kare çarpı y kare artı bir de neyimiz vardı? 2'miz vardı. Şuradaki x kare y kare ve x kare y kare giderse 3 artı 2'den doğru cevabı işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız 5'in ta kendisi olacaktı c şıkkında. Geldim ÖSYM bakış 2'ye. 1 bölü x artı 1 eksi 1 ve x bölü x artı 1 eksi 1. Bunları oranla bu ifadenin eşiti nedir diye sorulmuş. Öncelikle ben e, şurayı 1 bölü x artı 1 eksi x artı 1 bölü x artı 1 biçiminde yazabiliyorken alt tarafı x bölü x artı 1 Eksi x artı 1 bölü x artı 1 biçiminde ifade edebilirim. x artı 1 bölü x artı 1'ler 1 yapıyor. Bu kısımda 1 ile eksi 1 birbirini götürür ve eksi x bölü x artı 1 gelir pay kısmında. Payda kısmındaysa x'ler birbirini götürür ve eksi 1 kalır burada. Eksi 1 bölü x artı 1'imiz kaldı. Daha sonrasında şu yamuldu bak kendi kendine yamuluyor. Gördünüz değil mi ben bir şey yapmadım. Şöyle x artı 1'ler birbirini götürdü. Eksiler artı yaptı. x bölü 1 de bize neyi verdi? Tabii ki x'i. O halde doğru cevabımız da b şıkkı olmuş oldu. Geldim öseğime bakış 3'e. x kare eksi 6 x eksi 1 sıfırmış. Şimdi e, şuraya bakalım. Şunu bir bileşik kesire çeviriyormuş gibi düşünelim. x eksi 1'den x eksi 1'e 1 ekledim. x geldi. x bölü x eksi 1 oldu orası. Ee, x artı birden 1 çıkardım x geldi. Burası da x bölü x artı 1 oldu. Tamam mı? Şurası eksi. Ve çarpı bir de x'imiz var tabi. Bölü alt kısımda şunu da şunu çarptım 6x 1 ekledim 6x artı 1 bölü 6 geldi. Peki şimdi şuraya bakalım x çarpı x çarpı x x küp yapar. x küp bölü x eksi 1 ile x artı birin çarpımı x kare eksi 1'dir. Bölü 6x artı bir diyor ya bak x kareyi ben diğerlerini karşıya atarsam 6x artı 1 yapar. Yani bu x kareymiş. x kare bölü 6'mız mevcut. Şimdi ben şuradaki x küple şuradaki x kareyi sadeleştirirsem burada sadece x kalır. Bir de yine buradan x kare eksi 1. Bu sefer sadece eksi 6x'i karşıya atarsan ne olur? 6x mi olur? Demek ki şurası neymiş? 6x'miş hocam. E, x'ler gitti. Evet 6'yı da ters çevirip çarptım. Ne geldi? 6 bölü 6 mı geldi? Bu da kaç yapar? 1 yapar. O halde doğru cevap da A şıkkında verilir. Dördüncü ÖSYM bakışa doğru sağ üst tarafa doğru geçtik. Evet ne diyor bakalım. A bölü B, B bölü C'ye eşit olmak üzere. O halde ben şunu söyleyebilirim ki A kere C eşittir B karedir. Değil mi? Burada ne demiş? AB artı AC artı a kare artı BC bölü a kare artı b, b kare çarpı b demiş bir de. Bu ifadenin eşiti. Şimdi ben AC gördüğüm yere b kare yazabilirim. B kare gördüğüm yere de AC yazabilirim. Bu durumda AB ile b kareyi e, çarpanlara almayalım. E, bakıyorum, bakıyorum. AB ile şunu, AB ile bunu. Ya da hiç uğraşmayalım. Bir daha bakıyorum şöyle. Bir daha bakıyorum hangileri birbirine benzer diye, ee, A kare var, AB var, B kare var, BC var, değil mi? Burada şöyle bir şey yapsam olur mu sizce? Ben e, şu ikisini mesela AB ile A kareyi, AB ve A kareyi gruplandırsam, sonrasında da B kare ile de BC'yi gruplandırsam, şu ikisini A parantezine alırsam B artı A gelirken şu ikisini B parantezine alırsam B artı C gelir diyebilirim değil mi? Peki bir işime yarar mı? Şu an hiçbir işime yaramadığını görüyorum, seziyorum. Ee, yaramadı, yaramadı. Peki başka ne yapılabilir? Şimdi bu yemedi arkadaşlar. Hani B kareyi, C kareyi, B kareyi ve A, yerine yazdık yemedi. Ee, ne yapabilirim? Şöyle bir şey düşünsek. Şimdi A, dediğimiz şey, A, dediğimiz şeyi A var, A var. Burada da A var. Lakin, lakin ben şu ikisini C parantezine almış olsaydım, şu ikisini de A parantezine hiç A, C'ye B kare demeden almış olsaydım, A parantezinde A artı B ve C parantezinde A artı B'yi yakalardım. Güzel. Hatta şimdi de burayı A artı B parantezinde A artı C biçiminde de yazabilirim. Bölü alt kısma bakıyorum. A kare artı B kare vardı. Şu B kareyi şimdi AC yazarsam şimdi oldu. E, A parantezinde A artı C'miz gelir. Ve bu kısımda da şunla şunun gittiğini görürsün. Geriye sadece A artı B bölü A kaldı. Bir de dışarıda çarpım B var arkadaşlar. Güzel. B'yi içeri dağıttığım takdirde AB artı B kare bölü A geldiğini görürüm. E, B kare neydi? A çarpı C'ydi. A parantezinde B artı C'yi ben A'ya bölecek olursam cort cort geriye sadece elimde B artı C kalır. Bu da hop C şıkkını göstermiş olur. Bu soru beni terletmedi. Hava terletiyor beni gençler. Yani şu sıcakta şu soruları çözmek de büyük sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Sizler için en iyisi. X artı Y sıfırdan farklı olmak üzere. Burada böyle bir ifade var. Ben bunu içeri dağıtsam y kare eksi y kare x eşittir x kare artı x kare y biçiminde sonra şunu şu tarafa bunu da bu tarafa gönderecek olursam y kare eksi x kare eşittir e, ne gelir x kare bunu bu tarafa dedim değil mi Evet bunu bu tarafa alırsam sıkıntı yaratabilir şunu şu tarafa alıyorum zaten öyle yapmışım y kare eksi- x kare Eşittir. Ee, ne kalır? X kare y ve artı y x kare kalır. Sol taraf y eksi x de y artı x'in çarpımıdır. Y eksi x de y artı x'in çarpımı. Sağ taraf x y parantezinde x artı y'dir. Burada x artı y'nin sıfırdan farklı oluşunu neden vermiş bize? Diyor ki bunları sadeleştirebilirsin. Çok güzel. Geriye sadece y eksi x eşittir x çarpı y kaldı. Şimdi bana şu sorulmuş. Bunu bir kenara çektim ben. Burayı y ile burayı x ile genişletiyorum. Böylelikle x eksi y, pardon y eksi x, y eksi x bölüne kalır, X y mi kalır? Bizden bu isteniyor. E ben y eksi x'in x kere y olduğunu bildiğim için x kere y bölü x kere y bana cevabı verir. Bu da zaten birin ta kendisidir. Yani cevap a şıkkında verilmiş. Geldik 6'ya. x ve y aynı işaretli gerçel sayılar olmak üzere x artı y bölü x y x kare eksi y kareye eşitmiş bu da x kare y artı x y kareye eşitmiş buna göre bu ifadenin eşiti soruluyor şimdi öncelikle öncelikle şu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim bakalım x artı y bölü x kare y eşittir karşı tarafta x kare eksi y kare vardı ya x eksi y çarpı x artı y olur mu? Aynı işaretli diye niye demiş bana? Çünkü ikisi de eksi ise toplamları negatiftir İkisi de artı ise toplamları pozitiftir X artı y sıfırdan farklı olacağını söylemiş aslında bize Ve bu durumda şunu ben karşıya postalarsam Burada sadece 1 kalmıştı X kare y eksi X kare y eksi X y kare olur Tamam ve eşittir ne gelir? 1 X kare y ile x y karenin e, farkı 1'miş arkadaşlar Peki devam edelim Şurayı ben x'ye parantezin alırsam x artı y kalır mı? Evet kalır. E bu durumda ben bunu da şuna eşit desem mesela bir şeyler olur mu? x artı y bölü x kere y eşittir. x çarpı y ve x artı y. x artı y'ler birbirini götürür. Bunu bu tarafa gönderirsem x kare y kare ne olur? 1 olur. Şimdi aynı işaretlerdi değil mi bunlar? Ve x kare ile y karenin çarpımı da 1 gelmiş oldu. Peki x kare çarpı y kare 1 ise x çarpı y ya 1'dir ya da x çarpı y eksi 1'dir denilebilir mi? Yalnız ben eksi 1 olamayacağını iyi biliyorum. Çünkü x ile y aynı işaretliydi. Gitti. x kere y kesinlikle 1'miş. O halde şunu elde etmiştim bak. Şurayı. x y parantezinde x y parantezinde x eksi y eşittir 1'di. E, x y de 1'miş. O zaman x eksi y kaçtır? E o da 1'dir. Şimdi x eksi y'nin 1 olması gerektiğini öğrendim. Ve x kere y'nin de yine 1 olduğunu biliyorum. Benden istenen şu x kare bölü x artı 1 isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben bu durumda şöyle bir topun içerisine girsem acaba nasıl olur? Şunu şu tarafa bunu bu tarafa gönderirsem y eşittir x eksi 1 olur. Burada elde ettiğim y'yi şurada yerine yazacak olursam hemen şöyle altta doğru kaydırdım. Diyorum ki x çarpı x eksi 1 eşittir 1. Buradan da x kare eksi x eşittir 1 yapacaktır. Ve x kare kaç olur aslına bakarsanız? x artı 1 olur. E x kare x artı 1 ise x artı 1'in x artı 1 oranı bize 1'in ta kendisini verir. Evet 127. sayfamızda bitirdik sonuna geldik ve devam ediyoruz. 128. sayfamızda 7. soruyla x artı y sıfırdan farklı olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Ee, y x kare eksi y eşittir x eksi x y kare dedim ben buraya. Eksi y'yi bu tarafa eksi x çarpı y kareyi bu tarafa gönderirsem yx parantezine alarak yazıyorum ya da önce yazalım sonra alırız. Şöyle yazdım ve x artı y geldi. Şimdi bu, burayı ben x y parantezine alırsam x artı y gelecektir ve eşittir. Bu kısımda da x artı y'miz mevcut. x artı y sıfırdan farklı olduğu için ben bunları rahatlıkla sadeleştiririm ve 1 yapar derim. Yani x çarpı y kaçmış? 1. Pekala. Şimdi gelelim şu kısma. Benden istenene bir bakalım. Bileşik kesire çeviriyormuş gibi. Bunda bunu çarptım. x eksi y. Bundan x artı y'yi çıkarırsam x'ler gider. Eksi y eksi y'den eksi 2 y gelir. Bölü paydasında x eksi y'si mevcut. Bölü dedim. Devam ediyorum. Burada da Şurayı x eksi y bölü x eksi y biçiminde yazacak olursam bununla bunu toplarsam 2x gelir. Paydasında x eksi y olduğunu görüyorum. E şimdi ben x eksi y'lerin gideceğini de bilirim. İkiler de gider burada. Geriye ne kalır? Eksi y bölü x kalır. Ve diyor ki buna da diyor buna da y kare ekle. Buna da y kare ekleyelim bakalım. Hadi. Şimdi hocam x çarpı y neydi? 1'di. Bunu kullanmamız lazım bizim. x çarpı y 1 ben şimdi o zaman x'i 1 bölü y biçimde yazamaz mıyım buradan? x gördüğüm yere getirdim şuraya. 1 bölü y'yi monte ettim. Ters çevirip çarparsam eksi y kare gelir. Artı bir de yanında y kare var. Toplarsam ne gelir? Sıfırın ta kendisi. Yani cevap a şıkkıymış. Geldik 8'e. Mina aşağıdaki adımları izleyerek 2 sayısına eşit olan bir x değerinin aynı zamanda eksi bir sayısına da eşit olabileceğini ispatlamıştır. Mina ilk defa kaçıncı adımda hata yapmıştır. Yani bu hatalı bir ispatmış arkadaşlar. Ve hatayı arıyoruz. X eşittir 2 olsun. Böylelikle x kare 4'tür demiş. Birinci adımda sıkıntı yok. Ben diyor x kareden x'i çıkarırsam 4'ten de 2'yi çıkarırsam sonuçta x 2'ye eşit olduğu için bu ifadede birbirine eşittir. Doğru. Bu 4'ü bu tarafa eksi x'i bu tarafa alırım demiş. Doğru işlem yapmış x kare eksi 4'ü x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı biçiminde yazabilirim. 2 kare farkından karşı taraf zaten x eksi 2'di demiş. Doğru demiş. Şimdi her iki tarafta x eksi 2'lerin olduğunu görüyor. Ve bunları sadeleştirmiş x eksi 2'ye bölerek. İşte hata burada arkadaşlar. Yani hatamız 5. adımda. Neden? Ben size 86 milyon kere söyledim. Dedim ki her iki tarafta x eksi 2 varken sadeleştirilebilir. Lakin x'in 2'den farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama burada ne demişti? x 2. Yani x 2 olursa burası 0 olmaz mı? Burası da sıfır olur. Sen her iki tarafı sıfıra bölmüş oluyorsun ki matematikte sıfıra bölmek demek ya belirsizlik ya da tanımsızlık üretir başka bir şey yaramaz. Dolayısıyla cevabımız 5. adımda ilk defa hata yapılmıştır diyeceğiz. Evet devam. ÖSYM bakış 9. X bir gerçel sayı ve X kare artı 1 M'ye eşit olarak verilmiş ve ardından da demiş ki X üzeri 6 artı 1'in M türünden eşiti 3M eksi M kare. Buna göre x üzeri 8 artı 4 ifadesi kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben bu x üzeri 6 artı 1'i x karenin küpü artı 1'in küpü biçiminde düşünecek olursam çarpanlarına ayırdığımda x kare artı 1 çarpı x üzeri 4 eksi x kare artı 1 gelecektir. Ve bu işte m parantezinde şurası 3 eksi m'nin ta kendisiymiş. Peki şurası neydi? M'ydi hocam. O zaman ben bu m ile bu m'yi sadeleştirsem olmaz mı? Gayet güzel olur. x üzeri 4 eksi x kare artı 1 eşittir. 3 eksi m neydi? x kare artı 1 değil mi? Güzel. Yani x üzeri 4 eksi x kare artı 1 eşittir 3 eksi x kare eksi 1'miş. Her iki tarafta eksi x karelerin olduğunu görüyorsun değil mi? Gördün ve sadeleştirdin. 1'i aldın karşıya attın. 3'ten 1 çıktı 2. Bir daha çıkarsa 1. Yani x üzeri 4 neymiş? 1. E o zaman x üzeri 8 kaçtır? E o da 1'dir. Demek ki burası 1'se, 1 ise 1'e 4 ekle demiş. Doğru cevap 5'in ta kendisiydi. Geldik 10'a. A, B, C ve D gerçel sayılar olmak üzere. AX artı B çarpı C, X artı D şeklinde çarpanlarına ayrılmış ifade A, C, X kare artı A, D artı B, C, X artı B, D biçimindedir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Sadece burada harfli olarak dağıtmış. Zor değil yani. Cumali yukarıdaki dağılımı kullanarak pozitif en gerçel sayısı için nx artı 1 çarpı 3x artı m şeklinde çarpanlara ayrılmış cebirsel ifadeyi bulmak isterken ac ve bd sayılarının yerlerini karıştırarak verilen ifadeyi bu şekilde oluşturmuş ve yine de doğru sonucu bulmuş. Yani şuradaki ac ile bd'yi olması gerekenin tam tersi yerlerine yazmış arkadaşlar. Cebirsel ifadede x'li terimin katsayısı 15 olduğuna göre n sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şuraya dokunmamış. bura aynı. O zaman burası kaçmış arkadaşlar 15'miş. değil mi? Şimdi 15'ken 15gen. E, şunu iyi biliyoruz. Biz a çarpı c ile b çarpı d birbirinin aynısı. Değil mi? Mesela örnek veriyorum. Ben e, şu a çarpı c x kare artı a d artı BC x artı BD'yi. Nasıl çarpanlarını ayırmış aslında bu adam? Bx ve dx. Burası da a ve c'nin çarpımı olarak ayırmış. Ve bununla bunu çarpmış bc. Bununla bunu çarpmış ad. Burayı yine 15 olarak bulmuş. Tamam bunda sıkıntı yok. Peki o zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Ee, b kere c. B kere c artı a kere d. B kere c artı a kere d. Bunu yazabilir miyiz? BD ve AC diye ayırdık. Ee, bakıyorum, bakıyorum. He, tamam. Buraya hiç girmeyelim. Bu toplara hiç girmeyelim. Şu yukarıda verilen ifadeyi hiç kullanmak aklıma gelmedi açıkçası. Bunu bir kullanalım arkadaşlar. Şimdi nx artı birimiz var. Bir de 3x artı m'miz var değil mi bizim? Ve ve bu ifadeyi çarpanlarına ayırırken yanlış yazmış ya hani. Hani Dağıtırken yanlış yazmış. Yani şöyle dağıtalım. Şunda şunu çarptım. Normalde ne gelir? 3n x kare gelir. Şunda şunu çarparsam mn x gelir. Şunda şunu çarparsam 3x yapar. Ve bununla bunu çarparsam artı m gelir. Şimdi bu durumda 3 nx kare artı MNX değil. X parantezinde diyelim. X parantezinde mn artı 3 diyelim ve artı m'miz var. Bu adam bunu bu şekilde yazmak yerine şöyle yazmış. Bu m'yi x'in katsayısına koymuş. 3 n'yi de buraya koymuş. Yani mx kare artı x parantezinde mn artı 3 ve artı 3 n olarak yazmış. Artık ben şunu iyi biliyorum değil mi? Aynı sonucu bulduğuna göre m ile 3 n birbirine eşit. m ile 3 n birbirine eşit ve mn artı 3 m çarpı n artı 3 15'miş arkadaşlar. Yani m ile n'nin çarpımı kaç olur? 12 mi olur? E, M eşittir 3N ise ben geldim M gördüğüm yere 3N yazdım. 3N kere N 12. Burada her iki tarafı 3'e bölersem N kare eşittir. Kaç gelir? 4. E, ne demişti? N sayısı kaçtır diye sorulmuştu. Peki N sayısı hakkında pozitiflik negatiflikle alakalı bir şey söylemiş miydi bize? Gerçel sayılar demişti. Tamam N hakkında bir şey söylememiş. N'miz burada kaçtır o zaman? 2 veya eksi 2'dir. Ve cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Evet 128. sayfamızı da böylelikle bitirmiş olduk. Neredeyiz? 129. sayfada 11. ÖSYM bakıştayız. İki gerçel sayının x ve y olsun bunlar. Çarpmaya göre tersleri toplamı yani çarpmaya göre tersleri 1 bölü x ve 1 bölü y'dir. Bunların toplamı 3'müş. Toplamaya göre tersleri toplamı yani eksi x ve eksi y eşittir 12'ymiş. Bu durumda x artı y eşittir eksi 12 de yapar. Şimdi şunu biliyorum. Şunu biliyorum. Kareleri toplamı. Yani o zaman ne olur arkadaşlar? X kare ile Y karenin toplamı da bize N'yi veriyormuş. N kaçtır diye soruluyor. Bulabilir miyiz? Tabii ki de. Şimdi ben X artı Y'nin eksi 12 olduğunu bildiğim için karesini alırsam X kare artı Y kare artı 2 xy gelir. Ve bu da kaçmış? 144 olur. Çünkü eksi 12'nin karesi 144'tür. Peki daha sonrasında şurayla ilgileneyim biraz. Ben burayı y ile burayı x'e genişletirsem x artı y bölü x kere y eşittir 3 mü geliyormuş? x artı y kaçtı? Eksi 12. Eksi 12'yi neye bölersem 3 yapar? Eksi 4'e. Demek ki şurası kaçmış? Eksi 8. Karşıya postaladım. x kare artı y kare kaç geldi? 152 geldi. Benden ne isteniyordu? Kareleri toplamı isteniyordu. Demek ki n sayımız 152 olacakmış. Cevabımız da tabi c şıkkıdır. Evet devam. 12. ÖSYM bakış. ABC B, gerçel sayılar olmak üzere. A artı C çarpı B artı 2B kare eşitliği veriliyor. K buna eşitmiş. Şeklin içerisinde yazan A1, A2, A3 ve A4 ifadeleri bulunduğu bölgenin alan ölçüsünü belirttiğine göre ve A2 alanı A3 alanına eşitse denilmiş. Şimdi A2 alanı B kare değil mi? A3 alanı da A kere C değil mi? Yani A kere C B kareye eşitmiş. K değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi K değerine bir bakalım şurada. İçeri dağıttığım takdirde AB artı BC artı 2B kare demiş. Burayı B kare artı B kare biçiminde düşünelim gençler. Şimdi A kere B. Şimdi şuranın alanına bak şurası B birim değil mi? A kere B A1'dir. Demek ki burası A1 olarak bulunabilir. B kere C. B kere C. A4'tür abi burası da. B kare A2'dir. Bir tane daha B kare var o da A2. Şimdi şıklara baktığımız zaman A1 artı A4 artı 2 A2 gibi bir değer yok. Şıklarda A3'ü de kullanmaya gayret göstermiş. Şimdi ben diyorum ki bu B kare aslında A çarpı C değil miydi? Ve A2 A3 eşit değil miydi? O zaman ben buraya A2 gördüğüm yere A3 yazabilirim. O zaman A1 artı A2 artı A3 artı A4 bize cevabını ta kendisini verir. Doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geldim 129. sayfanın sağ üst tarafına. Bir gömlek fabrikasında Ocak ayında üretilen gömlekler n artı 1 adet satış noktasının her birine n artı 1'in karesi adet gönderilmiştir. Yani n artı 1 çarpı n artı 1'in karesinden n artı 1'in küpü tane gömlek gönderiliyor satış noktalarına. Satış noktalarından n tanesinin her biri önce 3 n adet daha sonra 3 tanesi de n adet gömleği fabrikaya iade etmiş. Öncelikle n çarpı 3 n'den 3n kare tanesi iade edilmiş ve 3 kere n'den de eksi 3n tanesi daha iade edilmiştir. Ve burada satılan gömlekler için n kare eksi n artı bir tane kutu kullanıldığına göre ben bunu bölersem kaç tane kutu yaptığını bulmuş olurum. E, kaç tane satıldığını görmüş olurum. Gömlekleri satın alan her kişi için bir adet kutu kullanıldığına göre satın alan kişi sayısı hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi şunun küpünü açarsanız n küp artı 3n kare artı 3n artı 1 gelir. Eksi 3n kare ve eksi 3n'imiz var. E bu durumda artı 3n kare artı 3n ve eksi 3n kare eksi 3n birbirini götürürken üst tarafta sadece n küp artı 1 Alt tarafta da sadece n kare eksi n artı 1. Hocam nasıl sadeleşecek? Tabii ki de küp farkıyla. Çünkü burası 1'in küpüdür. Küp toplamıyla. Ben bunu n artı 1 parantezinde n kare eksi n artı 1 biçimde yazarsam n küp artı 1'in küpünü n kare eksi n artı 1'e böldüğüm takdirde bunlar birbirini götürür ve n artı 1 elimizde kalan son şey olur. 14. örneğimiz Barış cep telefonuna internet kullanım kotasını yüklediği günden itibaren ilk x gününde her gün y GB kullanınca telefonuna z GB hediye kota gönderilmiş. Şimdi şöyle x çarpı y kadar kullandı ekstradan z GB kota geldi. Hediye geldi. Daha sonraki Y günün her günü Z kadar kullanmış. Y çarpı Z kadar bir kullanımı vardır. Ve X GB hediye kota gönderilmiş. Bu da hediyesi. Şimdi barış internet kullanımının ilk X artı Y gününde ne kadar kullanım yapmıştır? Bu kadar. Kotasından eksilen toplam internet miktarı dediği şey nedir? Şimdi kotasından bu kadar eksildi ama bunlar da geldi ya. Madem öyle ben bundan bunu çıkaracağım. Yani Z eksi X'ye ve... X eksi YZ kadar kotasından eksilen bir internet var arkadaşlar. Kotasından eksilen internet. Daha doğrusu şöyle diyelim. Eksilen internet miktarını pozitif olarak ifade etmek istersek. O halde bunu artı bunu eksi yapalım. Çünkü eksileni biz bulmak istiyoruz. Şunlar artı. Şunlar eksi olacak arkadaşlar. O halde XY eksi Z ve YZ eksi X kadar internet eksilmiştir. Kullandığı toplam internet miktarı budur. E, eksilen. Diyor ki x artı z gün boyunca kullanmış olsaydı bunu. Her gün kullanacağı toplam gigabyte miktarı hangisine eşit olurdu? Şimdi hocam ben şunla şunu y parantezine alacak olursam x artı z gelirken şunla şunu da eksi parantezine alırsam yine x artı z gelir. Bunları da x artı z parantezine alırsam y eksi bir gelir. Bunu da x artı z güne bölecek olursam çat çat y eksi bir gün Pardon her gün Y-1 GB internet kullanmış olur diyebilirim. Cevabımız da hop eşitliği olur. Evet ÖSYM bakış 14'ü ve böylelikle 129. sayfayı da bitirdik. Geldik ÖSM bakış 15'e 130. sayfaya. Şimdi A çarpı A-2 artı A çarpı 1-2 A eşittir 1 olarak verilmiş. Buna göre buradaki ifadenin değeri soruluyor. Öncelikle yukarıda yani şurası ve şurası ben A'ları içeri dağıtacak olursam a kare eksi 2a artı a eksi 2a kare eşittir 1 olur. Ee, a kare ile eksi 2a kareyi topladım eksi a kare geldi. Eksi 2a ile a'yı topladım eksi a geldi eşittir 1'miş. Ve böylelikle hepsini sağ tarafa davet edersem a kare artı a artı 1 eşittir 0'ı yakalarız. Şimdi efendim bakın şöyle bir şey yapsak biz. a kare artı a eksi 1 olur mu? Değil mi? a kare artı a eksi 1'dir. Şimdi şuraya bakıyorsun ikinci kuvvet, buraya bakıyorsun ikinci kuvvet. E, kuvvetler aynıysa işler çarpılır, altlar çarpılır. A kare artı A'nın karesi mi oldu? Evet, peki A kare artı A kaçtı? Eksi 1'di, o halde burası eksi 1 ise eksi 1'in karesi de 1 yapar. Yani şu kısım komple 1'miş zaten ve bizden istenen tek şey A artı 1 bölü 2'nin parantez dördüncü kuvveti karesi değil. Ama hani şöyle diyebilirim en azından. Karesinin karesi istenmiş diyebiliriz. Ha, bu yapılabilir. Şimdi şu kısmı karesini alırsam. A'nın karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı 1 bölü 4. İşte bunun karesi isteniyor bizden. Tamam mı? E geldik şuraya bakıyorsun. Burada 2 ile şuradaki 2 birbirini götürür ve a kare artı a artı 1 bölü 4'ün karesi isteniyor dersin. A kare artı a neydi? Eksi 1 miydi? Bak burada bulmuştum. O zaman eksi 1'e 1 bölü 4 eklersem eksi 3 bölü 4 gelir ve bunun karesi istenmiştir. Bunun karesi de 9 bölü 16'nın ta kendisidir. Yani cevap A şıkkında verilmiş gençler. Güzel soruydu. Geldim ÖSYM bakış 16. ABC B, C, sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. AX X kare artı B, X artı C ifadesinin çarpanlara ayrılmış biçimi şu şekildedir. M, X, e, eksi M, M biçiminde ayrılıp şunları topluyoruz falan filan. A artı C bölü B sorulmuş. Şimdi demek ki A sayısı kesinlikle şunla şunun katsayıları çarpma olduğu için M'ye eşittir. C sayısı da eksi M karedir. Aynı şekilde şunla şunu çarpıyorum eksi M kare. Bununla bunu çarpıyorum Artım M geldi. Eşittir bu da B'yi verecek. Tamam. E şimdi A sayısı M idi. C sayısı eksi M kareydi. Alt tarafa bakıyoruz. B sayısı da Yine m eksi m kare. Değil mi? O zaman cevap tabii ki de 1'in ta kendisidir. Geldik efendim 17'ye. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayılarıyla ilgili x bölü y ile y bölü x'in toplamı 6 olduğu veriliyor. x artı y bölü x eksi y'nin karesi soruluyor. Bunun karesi. Yani şu soruluyor arkadaşlar. Tamam. Peki şurayı x'ten burayı y ile genişletelim. x kare artı y kare bölü x y. Eşittir ne olur? 6 mı? Tamam. X kare artı y kare eşittir 6 x y diyebilir miyim? Deriz. Bu durumda ben bunu x kare artı y kare tamam bunu yazdım. Eşittir. 4 x y artı 2 x y biçiminde yazıp şunu şu tarafa postalarsam x eksi x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 4 x y gelir ki bu da eksi y'nin parantez karesi 4xy anlamını taşır. Sonrasında eğer ki burayı ben x kare artı y kare eşittir eşittir. 8x y eksi 2x y biçimde yazarsam buradaki 6x y'yi eksi 2xy'yi bu tarafa alırsam bu sefer de x artı 2 y'nin Pardon x artı y'nin karesi gelir değil mi? E bu da kaç olur? 8x y Şimdi benden x artı y'nin karesini x eksi y'nin karesine böl demiş. Yani şunu şuna böl demiş. Ben 8 x y'yi 4 x y'yi bölersem cevap tabii ki de 2'nin ta kendisi gelir. Ve son sorumuz n bir gerçel sayı olmak üzere n ne kareden daha büyüktür. Yani n'ler nerededir? 0 küçüktür n o da küçüktür 1'dir. n n kare n küp ve n üzeri 4 sayılarından her birinin aşağıda verilen farklı bir kutuya yerleştirilmesiyle a sayısı elde ediliyor. Buna göre a sayısının alabileceği en küçük değer hangisidir diye sorulmuş. Şimdi 0 ile 1 arasından bir sayı seçerek işleme başlayabilirim ki 1 bölü 2 bunun için müsait. Burası ne olur? 1 bölü 2. N kare 1 bölü 4'tür. N küp 1 bölü 8'dir ve en üzeri 4 de 1 bölü 16'dır. Ben hangisini hangisine bölersem daha küçük sonuçlar elde ederim. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Mesela şunu şuna bölecek olursam yani en üzeri 4'ü n'e bölecek olursam bu bana 1 bölü 16 bölü 1 bölü 2'den 1 bölü 8'i verir. Ve geriye de 1 bölü 8'i 1 bölü 4'e yani küçüğü büyüğe bölerek böylelikle daha küçük bir sonuç elde edilebilir. Yani n küpü n'e n kareye bölerek n küp bölü n kare oranlarsam bu da 1 bölü 2'yi verir. İkisinin toplamı 1 bölü 2'den daha büyük bir sonuçtur. Lakin şöyle bir durum var. Eğer ki ben eğer ki ben şunu şuna bunu da buna bölecek olursam 1 bölü 8'i 1 bölü 2'ye böldüm 1 bölü 4 1 bölü 16'yı 1 bölü 4'e böldüm o da 1 bölü 4 geldi ve toplamları 1 bölü 2 yaptı yani 1 bölü 2'den daha büyük olan bir sayıdan daha da küçük bir sonuç elde ederim değil mi ki en küçüğü de zaten budur o halde gençler demek ki ben şunu şuna bölerek en küp bölü n'den n kareyi diğer taraftan en üzeri 4 bölü n kareden de yine n kareyi elde ederim. Toplanınca daha cevap ne gelir? 2 n kare gelir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve ÖSYM bakış testimizin de sonuna gelmiş oluruz. Arkadaşlar bir sonraki testimiz, bir sonraki videomuz SML bakış videosunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.